Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda dolara değineceğiz. Altına, gram ve ons olarak değineceğiz. Bitcoin'e değineceğiz ve hisseye değineceğiz. Çünkü burada bir zehirli ürün var. Eğer siz bu ürünü portföyünüzde tutarsanız büyük zarar edeceksiniz. Nedir bu ürün? Neden portföyde tutmamak lazım? Çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Ve bütün bunların çok uzatmadan, sizleri sıkmadan 1-2 dakikalık grafiklerini de ekrana getireceğim ki nerede alalım, nerede satalım, neresi fiyat olarak geçilirse önemlidir. Bunları da bilgi olarak sizlere arz edeceğim. Tabii arkadaşlar, hem ekonomiden hem siyasetten yeni taze haberler geliyor. Bu haberlerin de önümüzdeki dönemde fiyatlamalara etkisi olacaktır diyorum. Ama finans olarak baktığım zaman en önemli haber, bildiğiniz gibi, Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri sabit bıraktı. Lakin bilanço küçültme hızını düşürdü. Yani kabaca bastığı paraların geri çekilmesi birazcık daha yavaş olacak. Şimdi burada bunu birazcık netleştirmek için 1-2 dakikalık bir grafik size göstereceğim. Onun üstünde önemli açıklamalarım olacak. Çünkü ana çatı burada. Yani Fed'in bastığı para miktarı dönüp altını, Bitcoin'i ve hisseleri etkiliyor arkadaşlar. Bunu bir öğrenelim. Ondan sonra tek tek anlatacağım ve o zehirli varlıktan da bahsedeceğim. Ondan uzak durmanız lazım arkadaşlar. 1-2 dakikalık sunumumuz ekrana gelsin. Değerli arkadaşlarım, ekranda gördüğünüz Amerikan Merkez Bankası Fed'in toplam varlıkları, kabaca basılan para diyebiliriz. Burada bunu St. Louis şubesinden aldık ve gördüğünüz gibi işte Covid dönemindeki genişleme nereden fırlamış? 4.3 trilyondan 9 trilyon dolara kadar fırlayan bir parasal büyüklük var. Tabii bunun doğal sonucu da Birleşik Devletler'de enflasyon %10'a çıktı. %10'a çıkınca da Amerikalılar ne yaptı? Gördüğünüz gibi, bakın, bu parasal varlığı küçültmeye başladı. 17 Nisan itibariyle 7.4 trilyona geldi. Bunun yanında bir de faiz adımları atıldı, biliyorsunuz. Faizler artırıldı ve ne oldu? Orada talep kısıldı ve fazla para miktarı, o köpük çekildi ve enflasyonu şimdi %2'ye indirmeye çalışıyorlar. Şimdi bunun bizle, piyasalarla, dolarla, hisseyle, altınla ne alakası var derseniz, arkadaşlar, Fed son toplantısında bir karar aldı. Dedi ki, ben bu para miktarını, küçültme hızını düşüreceğim. Yani geçmişte bu parayı tahvillere yönlendiriyorlardı, 60 milyar dolar her ay. Ne yaptı? Bunu 25 milyar dolara düşürerek piyasada paranın kalmasını sağladı. Böylece, hatırlayın, geçen yıl nasıl küçük Amerikan bankaları likit sorunu yaşamıştı, nakit sorunu yaşamıştı. Onların bir problem yaşamaması, sermaye piyasalarının çökmemesi için daha ihtiyatlı adımlar atmaya başladı. Haliyle bu para miktarının 7.4 trilyonda yine hatırı sayılır bir büyüklükte kalması, başta New York olmak üzere piyasalar düşer çıkar ama genel olarak destekleyici bir unsur olacaktır. Haliyle bu dönüp bizim Borsa İstanbul'a da yarayacaktır arkadaşlar. Bir diğer noktada, Türkiye'de dolar TL ile mücadele ederken para miktarının hızlı bir şekilde küçültülmemesi de Şimşek yönetiminin kuru tutma açısından mücadelesinde dışarıdan küçük de olsa bir destek sağlayacaktır diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım, Fed'in en azından parayı geri çekmede biraz yavaşlaması bizim dolarla mücadelemize bir destek sağlayacak dedik. Ama bununla beraber tabii 2 Mayıs akşam saatlerinde basına bir haber düştü. Türkiye İsrail'le bütün ticareti durdurdu. Ne ihracat ne ithalat tamamen kesildi. Şimdi zaten İsrail'le ölçek olarak yaptığımız ticaretin Türkiye'ye olumsuz ya da Türkiye'yi kötüye götürecek bir noktası olamaz. Lakin tam da not artırımı beklerken İsrail'le ticaretin kesilmesi ve bizim önceki videolarda da söylediğimiz gibi bir şerh düşmüştük burada, kurum kontrolü adına agresifleşme. Dış politika ne kadar agresifleşirse bu iş bize yolsu elektrik olarak döner diye ben değerlendiriyorum. O yüzden burada şöyle bir risk var. Cuma günü biz bir not artırımı bekliyoruz. Acaba işin içine siyasi dinamikler girip de Türkiye'ye bir finansal kurum üzerinden bir misilleme gelebilir mi? Açıkçası bu şimdi çok ciddi olarak düşünmemiz gereken bir nokta. Hal böyle olduğu zaman sizin kuru kontrolde not artırımı vizesine ihtiyacınız olduğu için burada işler
birazcık karışabilir diyorum. Haliyle bu dış politikadan yansıyan bir etken. Dolayısıyla dolarla devam edelim o zaman. Dolarda biliyorsunuz kuvvetle muhtemel TÜİK enflasyonu 70 gibi bir rakamı görecek. 73-74 zirvemiz olacak dedik. Cuma günü not artırımı, işte bu önemli, dış politikadan umarız Standard & Poor's'a bir negatif etki olmaz. Eğer değerli arkadaşlarım burada bir etki olur da not artmazsa, pas geçerse SP, burada kur birazcık hani yıl sonu beklentimiz olan 41-42'yi aşarak 50'lere doğru yaklaşabilir. Eğer artarsa da geçmişteki videolarda da anlattığımız gibi peyderpey gelecek yabancı sermayenin katkısıyla da 41-42'de tutmak mümkün olabilir diyoruz. Bakalım Cuma günü bu dış politika hamlemiz bize bir dönüş yapacak mı? Eğer objektif değerlendirirlerse not zaten çöp seviyesine yakın, artması lazım. Bakalım orada İsrail'in etkisi ne olacak? Hep beraber bunu göreceğiz. İkinci makro veri de şu arkadaşlar. Tek tek ürünleri anlatacağım. Lakin bunlar önemli makro ayrıntılar ve politik ayrıntılar olduğu için bilmemiz lazım arkadaşlar. PMI endeksi açıklandı. Satın alma yöneticileri endeksi sanayinin durumunu gösteriyor. 50 eşik değer, 50'nin altında durumun sıkıntılı, siparişlerin azaldığını, üretimin azaldığını, 50'nin üstünde işlerin iyi olduğunu gösterir ki burada tekrar 50'nin altında bir rakam gördük ki bu reel sektöre artan faizlerin bir baskı yarattığını gösteriyor arkadaşlar. Burada yüksek faizle devam edemeyiz. Yüksek faizle sonbaharda da, önümüzdeki sonbaharda da devam edersek dikişler atar diye ben düşünüyorum değerli arkadaşlarım. Ve illaki bir Erdoğan'ın müdahalesi gelir. Dolayısıyla yaz sezonu bu iş oldu mu olmadı mı açısından çok önemli. Şimşek için bir güven oylaması gibi olacak yazın. Yazın bu iş çözüldü. Yani ne demek istiyoruz? Burada biz tabii ki enflasyonun tepe taklak aşağıya, doların tepe taklak aşağı gideceğini düşünmüyoruz. Ama en azından birazcık enflasyonun 73 zirvesini yaptıktan sonra geri gelmesi lazım. Bunun görülmesi lazım. 70'in de altına inmesi lazım arkadaşlar. Eğer inmiyorsa sonbahara gerçekten kusursuz bir fırtınayla karşılaşırız. Bu bağlamda ilk ürüne girelim, faize. Bence faiz 60'ların üzerinde, 65'lerin üzerindeki yapısıyla sağlamcı yatırımcılar için çok önemli bir kapı, buraya girilmesi lazım diyorum değerli arkadaşlarım. Faizi yabana atmayın. Özellikle bakın mesela Standard & Poor's not artırımı yapmazsa, kur yukarı gider ve enflasyonu biraz hızlı tetiklerse ben Merkez Bankası'nın ekstra faiz artırımları da yapacağını düşünüyorum. Ama sonbahara kadar, sonbahardan sonra bizim sanayi ve ticaret odalarından feryatlar yükseleceği için orada işte çarşı karışır arkadaşlar. Net rezerve baktığımda brütler azalmış ama brütüm azalmış, net rezervimde birazcık toparlanma var. Bu da gayet iyi. O zaman şimdi hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Ons altın, gram altın, bitcoin ve borsayı arka arkaya getirelim. Ve bir genel yorum yapacağım akabinde arkadaşlar, izleyelim. Değerli arkadaşlarım, altını, bitcoin'i, hisseleri yorumlarken sadece teknik çizgilerle değil, bu teknik çizgileri biz Avrasya Yatırım'da yaşamın kendisiyle birleştiriyoruz. Şimdi şunu demiştik zaten, altın küresel gerginliklerden beslenir. Bu küresel gerginlik varsa yukarıya doğru gider. Şimdi İsrail ve İran arasındaki sıkıntıların biraz hafiflemesi ne yaptı? Bakın altında 2400 dolarlardan 2300 dolarlara ons'ta bir gerileme getirdi. Şimdi bunu teknik olarak takip ettiğim zaman ana çatı belli zaten. Gerginlik yoksa fiyata bir baskı gelir diyorduk. Bakın şöyle bir 2400 dolardan yararlanarak sol üst köşeden, zirveden aşağıya sağ alt köşeye bir kısa vadeli alçalan trend çizgisi çizelim. Bunun altında kaldığı sürece, bu kırmızı eğik çizginin altında kaldığı sürece altın düşmeye devam edecektir arkadaşlar. Ama TradingView gibi ücretsiz platformlarda siz de çizip lütfen takip edin. Burada yükseliş için ne lazım? Şu kırmızı çizginin üstüne atması lazım. Yani kabaca 2320-2330 dolarların üstüne çıkarsa işte burada bir yükselişten bahsedebilirim. Nereye gider dediğimde teknik olarak bakın şu zirve 2350,
Burayı da geçerse 2400'e kadar bunun yolu var. Ama tabii ki ben sadece çizgiyle konuşmuyorum. Dönüp politikada, dış politikada, jeopolitikte ne konuşuluyor? Dönüp bunlara bakmak lazım. Fed ne dedi? Buna bakmak lazım arkadaşlar. Sadece burada teknik bir yorum. Ama bizim diğerlerinden farkımız şu. Teknik yorumu biz yaşamın içinden gelen haberlerle birleştiriyoruz. O yüzden tekniğe karşı çıkıyor bazı akademisyenler. Ama onlar tabii işin içinde oyuncu olarak olmadıkları için sadece tekniği teknik olarak görüyorlar. Çünkü pratikleri zayıf olduğu için algılayamıyorlar. Bakın devam edelim. Burada şu kırmızı yatay çizginin altında düşüş devam eder dedik. Nereye kadar? Bakın 2285 dolar. Burayı kırarsa eğer 2250 ve 2200 dolar var ki teorik olarak zaten bu eğik çizginin altında düşüş devam eder diyoruz. O zaman burada çıkış için ne diyeceğim? 2320'nin aşılması, aşağıya gelirken de 2285'in destek olarak kırılmaması lazım. Her iki çizgi kırıldığında hedef neresi olur? Ayrıntılı bir şekilde anlattık zaten. Değerli arkadaşlarım, gram altında da hikaye ons altın gibi. Burada da 2500 lira zirvesinden İsrail ve İran arasındaki gerginliğin yatışmasıyla 2400'e kadar bir gerileme gördük. Burada tabii gram altında dolar TL'yi de unutmamak lazım. Çünkü dolar TL de yukarıya doğru ataklarını bir süredir kesmiş durumda. Hal böyle olunca gramda yukarıya gidecek bir motivasyon görülmüyor. Yine aynı teknik yorumu yapacağım arkadaşlar. Bakın şurada kısa vadeli eğik çizgin bir alçalan trenddir. Ve bunun altında kaldığı sürece ben düşüşün devam edeceğini söylüyorum. Burada yukarı çıkmak için şu kırmızı alçalan trendi ki o da 2430-2440 lira seviyesidir. Yukarıya doğru geçilmesi lazım. Geçilirse şuradaki 2460 ve şuradaki 2500 zirveleri devam eder. Bu kırmızının altında kaldığımız sürece de arkadaşlar haliyle evvela 2380 daha sonra bura kırılırsa 2350 ve 2300'ü deneyebiliriz. Değerli arkadaşlarım gelelim Bitcoin'e. Şimdi Bitcoin'deki dinamiklere baktığımız zaman burada 70 binden mal verildiğini görüyoruz. Şurada direkt bir testereye alınan küçük yatırımcı var. Özellikle Çinli balinaların dumping dedikleri bu yüklü satışlarıyla arkadaşlar burada küçükleri çok fena harcadılar. O yüzden benim Bitcoin'e ve bu altcoin'lere karşı daima hep bir tedbirli yaklaşımım olmuştur. Ama teknik olarak bize Bitcoin ne söylüyor arkadaşlar? Bakın şurada kısa vadeli bir alçalan trendimiz var. Ve diyoruz ki bu alçalan trendin altında kaldığı sürece işte nerelerden çizdik bunu? 66-67 bin zirvesinden çizdik. Bunun altında kaldığı sürece düşüş devam edecektir. Bitcoin için güvenli bir bölgenin oluşması için şu 60 binin yukarıya doğru kırılması lazım. Bu kırmızı alçalan trendimizin altında kaldığı sürece sıkıntı devam eder. Eğer 60 bin kırılırsa şuradaki 65 bin hedefine doğru yürürüz. 65 binin kırılması da 70 bini 5'er bin dolarlık baremler halinde karşımıza getirir. Tabii ki bir anda 5 bin dolar zıplayacağını söylemiyorum. Arada bir takım oyalanmalar, 3-5 günün geçmesi doğaldır tabii ki. Ama son söz şu alçalan trendin altında kaldığı sürece düşüş devam edecek. Peki neye dikkat edeceğim? Bakın şurada birinci desteğim. 180 derecelik yatay çizgi. Neresi burası? 57 bin. Yani 57 binden bir dönüş var. 57 bini kırarsa arkadaşlar 55 bin ve 52 bini gösteriyor ki bakın şu bölge çok boş. Dolayısıyla burada 57 bini kırmaması lazım. Burası bence Bitcoin için Çanakkale'dir. Bura kırıldığı zaman şu yükselişin tersi bir düşüş nereye kadar? 52 bine kadar gelirse de 55 binde bir mola, 52 bine kadar gelirse de açıkçası şaşırmam. Değerli arkadaşlarım, özellikle altcoin'lerden uzak durun. Altcoin'leri satın yoksa büyük zarar edersiniz. Burada gerçekten hiç işe yaramaz coin'ler küçük yatırımcıya pazarlanmaya çalışılıyor. Lütfen bunun yerine daha genel geçer altındır, dolardır, hissedir. Bunun gibi yatırım araçlarına geçin lütfen. Yani çoğa tamah etmeyin. Elinizdeki bütün parayı kaybedersiniz. O yüzden altcoin'lere lütfen dikkat edin.
Değerli arkadaşlarım, karşımızdaki grafik de Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiği. Neden dolar bazlı grafiği aldım? Çünkü Türk lirası bazında geçmişe baktığımda artık bir zirve seviyesi kalmadı. Bütün o zirveleri kırdı, yukarıya doğru gitti. Ben bu kanalda arkadaşlar, düzenli izleyicilerim bilir. Borsa İstanbul 275 dolardayken ben yalvardım. Dedim ki lütfen bırakıp gitmeyin. Hesaplarınızı kapatmayın. Kızmayın, öfkelenmeyin, borsadan bir numara olmaz demeyin. Ve sizi gaza getirmeye çalışan YouTube yorumcularına ve diğer yorumculara kulak asmayın. Çünkü enflasyon Türkiye'de varken, kur yukarı giderken burası, bir de üstüne rasyonel politikalar izlenecekse eğer yukarıya gider dedik. Ve bakın ne olmuş arkadaşlar, zaman bizi haklı çıkardı. Yani şimdi 275 dolardan bir yükselen trend çizdik. Daha sonra 300 dolar seviyesinde hareket o kadar agresifleşti ki neden? Not artırımı bekleniyor Cuma günü Standard & Poor's'tan ve yeni bir yükselen trendle, daha dik açılı bir trendle takip etmeye başladık. Şimdi buradaki olay şu. 8 Eylül'dü galiba burası. 8 Eylül 2023. Ne kadardı? 312 dolar 85 centlik tarihi bir rekor seviyemiz vardı. Ve 2 Mayıs itibariyle o zirvede aşıldı. Şimdi burada iki tane durum var arkadaşlar. Bir, dediğimiz gibi agresif yükselişin gerekçesi SP'nin not artırım beklentisi, bu satın alındı. Eğer Cuma bu not artışı gerçekleşmezse şu seviyenin altına gelir, dinlenir. Nereler yani? Şuralara gelir. O da 307,5 dolar ya da 305 dolar seviyelerine geri gelir. Buralarda bir dinlenir. Tekrar arkadaşlar yukarıya gider. Neden yukarıya gider? Borsa hançeri yiyip oturmaz. Çünkü bu şirketlerin bir karları var, kazançları var. Biz an itibariyle bilançoları pek fiyatlamıyoruz. SP gazıyla yukarıya gidiyoruz. Ama bu sefer devreye bilançolar girer ve işte en fazla 305-307 dolardan tekrar toparlar, yukarı gider. İkinci durum, not arttı. Not arttığı zaman da arkadaşlar yine bir kar realizasyonu gelebilir. Yine yani 10.000 endekse de gerileyebilir. Hiç şaşırmam. 9.800 de olabilir. Ama toplar daha hızlı bir şekilde, daha kısa sürede yukarıya gider. Niye? Çünkü bir, size peyderpey yabancı giriyor borsaya. Ben bunu aylar önce söyledim arkadaşlar. Ama bana çok ağır eleştiriler getirdiler. Hem yorumcular hem de bizi burada izleyen küçük bir kısım bizi çok sert bir şekilde eleştirdi. Ama gördüğünüz gibi işte şu grafik onların yanıldığını ortaya koydu. Şimdi bu konuyu birazcık daha detaylandıralım. Hala borsa için bir fırsat var mı? Bunu bir açığa kavuşturalım. Değerli arkadaşlarım, grafikleri gördünüz. Özellikle altcoin'lere lütfen dikkat edin diyorum. Çoğu toksik ve bu sizi zehirler değerli arkadaşlarım. Benim zaten Bitcoin'e de çok böyle iyi yaklaşmadığımı biliyorsunuz. Ben daha çok klasik konvansiyonel yatırımlara bakan bir insanım. Lakin bu huyumu tabii ki rakamlar da destekliyor. Mesela ben burada borsaya gelin derken, videonun içinde de söyledim, çok haksız eleştirilere uğradım arkadaşlar. Ama mantığım çok basitti. Benle program yapan abilerimiz, kardeşlerimiz de katılmıyordu. Ama zaman beni haklı çıkardı arkadaşlar. Grafiğe baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Burada iki tane güdü vardı. Enflasyon yukarı giderken, kur yukarı giderken ve Türkiye rasyonel politikalar yaparken illaki peyderpey yabancı sermaye girecektir ve endeks de yukarı gidecektir. Ve bugün bakın, burada dolar bazlı zirveleri eğer biz test ediyorsak, bu Türkiye'ye gelen yabancı sermayedir ki benim haklı çıktığımı gösteriyor. Nasıl? Söyleyeyim size, rakamla söyleyeyim. Mesela 1 Ocak'ta 29.40'dan dolar 32.60'a çıkmış değil mi arkadaşlar? Kaç? %10'luk bir getiri. Hani Ocak'la kıyaslıyorum. Gram altına bakıyorum, 1970 liradan 2500 liraya %27'lik bir artış var değerli arkadaşlarım. Ama şimdi dönüp borsaya baktığımda, ben borsada önünüze gelen kağıdı alın demedim. Bizim Avrasya Yatırım'ın Anadolu Aslanları grubunda gelen bilançolara göre seçerek alın diye bir katıl grubumuz var. Buraya davet ettim. Mesela buraya davet ettim diye de insanlar o kadar negatif yaklaştılar ki, arkadaşlar enflasyonun altında ezilmeyin. Enflasyonla sizden para alan şirketlerden paranızı geri alın diye bunu söyledim. Bunun kişisel reklamla alakası yok. Bakın bu reklam olsaydı bu rakamlar oluşmazdı. Her sabah
Anadolu aslanlarında hava yolları dedim. Arkadaşlar 224 liradan 324 liraya gitmiş Ocak'tan bugüne. Kar %44. Bakın Türk Hava Yolları öyle ekstra antin kuntin kağıtlar da değil. Bilançoya bakarak bilimsel olarak önerdiğimiz kağıtlar. Koç Holding 134 liradan 234 liraya çıkmış. %74 kazanç. Allah aşkına %44'ler, %70'ler nerede var ya? Alıp yatmanız halinde. Biz bir de günlük ticaret yapıyoruz, öneriyoruz. Şurayı geçerse buraya gider diye yine sağlam kağıtlarda. Haliyle buradaki rakamlar benim 3-4 ay önce anlattığım bütün senaryonun gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Peki bundan sonrası için? Dedim ki küsmeyin, kızmayın. Borsa roket gibi gitmez. Bakın şimdi Standard & Poor's not arttırmazsa bir geri gelir. Aa, geri gelince felaket dellalları başlıyor. Biz demedik mi borsa düşecek? Ulan zaten borsa fırlamış yukarıya gitmiş. %74 koç yapmış, %44 hava yolu yapmış, %5 düşse ne olur, düşmese ne olur? O toplar yine yukarı gider. Dolayısıyla yeni özne ne olur? Şirket bazı karlılıklar burayı tekrardan yukarıya doğru götürecek arkadaşlar. O yüzden ben seçerek hisse almanın hala mantıklı olduğunu iddia ediyorum. Yabancı daha Türkiye'ye peyderpey geliyor. Bu girişler arttıkça borsayı daha da agresif göreceğiz. Küçük türbülanslar olabilir, not arttırımları durumunda, ne bileyim dış politikada, bizimkilerin agresif tavırlarında falan. Ama bu Koç'un, Türk Hava Yolları'nın, Tüpraş'ın, Turkcell'in seçerek aldığınız her ne şirket ise onun karını düşürmüyor. Bunlar zaten iç piyasaya çatır çatır çalışıyor. Enflasyonla paralarını ceplerine koyuyorlar ve devam ediyorlar. O yüzden ben bir kez daha ya aracı kurumların araştırma departmanlarıyla bağlantı kurmanızı öneriyorum ya da Avrasya Yatırım'da Anadolu Aslanları grubuna katıl tuşuna tıklayarak katılmanızı bekliyorum. Bu bir reklam değil, bu bir ekonomik realite. İşte geçmişteki %74'lük, %44'lük oranlar borsayı kötüleyen arkadaşlarımızın yanıldığını ortaya koyuyor. Kaçırdıklarını ve ıskaladıklarını ortaya koyuyor. Ve biz bir de eğitim veriyoruz. Diğer aracı kurumlardan en büyük farkımız bu. Yatırımcı okulumuzda yeni bir sanatı öğrenmek isterseniz bekleriz. Bu kadar basit arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.